Herkese merhaba Ses Fikirler podcast'e hoş geldiniz. Geçmişe dair özlemlerle dolu olduğunu görüyorum çevremdeki insanların. Ailesinin sıcacık yuvasını özleyenler, okuduğu kitapların sahaf kokusunu özleyenler, o kış içtiği kahvenin tadının ne kadar farklı olduğundan dem vuranlar. Liste uzayıp gider böyle. Oysa ki ben hiçbir zaman geçmişe dönmek veya özlem duymak gibi bir döngüye girmedim. Sebebini hep sorgularım. İnsanlar neden geçmişe gitmek ister ki? Güzel anılarımızın depolandığı kapalı bir kutu belki geçmişimiz ya da mutlu olduğumuz zamanların naftalin kokulu fotoğrafları. Her ne kadar mutlu bir geçmişe sahip olsam da ona geri dönmeyi arzulamak gelmedi içimden. Ama birkaç gündür izlediğim bir film üzerine kafa yormaya başladım. Çünkü konusu gerçekten izleyenlerini derinden etkileyen bir auraya sahip. Gerçek bir olay üzerine sahneyle buluşması da cabası. Kurgulardan ziyade eğer based on a true story yani gerçek bir hikayeden kurgulanmıştır gibi bir giriş ibaresi görüyorsak sanki daha çok cezbedici geliyor. Ne dersiniz? Bahsettiğim filmin adı Awakenings yani Türkçe'ye uyanışlar olarak uyarlanmış. Daha önce hiçbir şekilde birebir hasta doktor görüşmesi yapmayan bir doktor seyir var. Kendisi nörolog ve bir hastaneye iş görüşmesine gidiyor. Bir şekilde işe alınıyor ve daha önce şahit olmadığı bir grup hasta ile çalışmaya başlıyor. Çünkü hastaları katatonik, yani hareket edemiyor, konuşamıyor, bir nevi ölü gibi. Ama doktor Sayer onların kendisiyle iletişimde olduğunu, içlerinde yaşam taşıdıklarını düşünmeden edemiyor. Bu hastaların hepsi başka bir dünyadalar sanki. Derin bir uykuda oldukları bir dünya yani. Bir gün görüyor ki bu hastalardan biri ayağa kalkmış ve yerdeki karoları takip ederek bir bebek gibi adımlıyor. Bunu görünce elbette göz bebekleri fal taşı gibi açılıyor. Yani çok şaşırıyor. Bir yandan neden ve nasılını da sorgulamaya, araştırmaya başlıyor. Hastaların genelinde de buna benzer anlık dünyaya dönüşlerin, filmin deyimiyle uyanışların yaşandığını da kısa bir süre sonra ciddi gözlemlemeler sonucunda tespit edebiliyor. Ve bu uyanışların tetikleyicilerine doğru ok yönünü çeviriyor. Şimdi şöyle bir şey düşünmenizi isteyeceğim sizden. Podcast dinlemenin iyi yönlerinden biri de sadece duymakla birçok şeyi daha derinden hayal edebilmek. Gözlerinizi kapatın çünkü eğer beni dinlerken yemek yapıyorsanız veya bir parkta oturuyorsanız kısa bir ara verip gözünüzü de dinlendirmiş olursunuz. Gözlerimizi kapattık. Şimdi sıra sıra tekerlekli sandalyelere dizilmiş katatonik hastaların bir sırayla büyük bir salona getirildiğini düşünün ve ardından bu grubun bir çember oluşturarak birbirlerine top attıklarını, evet yanlış duymadınız, birbirlerine top attıklarını düşünün. Katatonik olmaları dışında hiçbir problem yok aslında top atmalarında. Hem de öyle büyük bir ustalıkla yapıyorlar ki bu işi şaşırırsınız. Bunu keşfeden doktor Sayer artık içlerinde yaşam barındırdıklarından emindi. Ve onların hayatını daha iyi bir hale getirmek için kendini, işini onlara adadı. Ne mi yaptı? Öncelikle tüm bu hastaların dosyalarını özenle tek tek inceledi. Bu arada yıl 1969 yani şimdilerde chat GPT, open AI derken saniyeler içinde tüm taramalarımızı yapabilir kabiliyete eriştik. Ama o zaman bu ciddi bir zaman ve emek talep eden bir iş gücü. Neyse ki ortak bir nokta bulmayı başaran doktor Sayer konu üzerine çalışmalarını dikkatle genişletip boylu boyunca incelemeye başladı. Hepsinin geçmişinde de Ortak bir bulguya ulaştı. Ensefalit. Nedir ensefalit derseniz şu şekilde açıklayabiliriz. İlk detaylı tanımlaması 1917 yılında Konstantin von Economo tarafından yapılmış. Ensefalite sebep olan şey ise izole edilmemiş olması. Akut merkezi sinir sistemi enfeksiyonuyla fiziki semptomlar açısından benzerlik gösterse de bazı vakalarda komaya hatta ölüme bile neden olduğu kayıtlara geçmiş durumda. Bir tür beyin iltihabı olarak da ele alınabileceğini aktarıyorlar. Hastalıktan kurtulanlarsa bazı tuhaf olarak nitelendirilebilecek davranışsal rahatsızlıklar yaşıyor ya da Parkinson başlıyor. Hatta çoğu henüz ergenlik evresindeki çocuklarda bazı vakalarda psikopatik davranışlar ortaya çıkmış. Mesela sokaktan geçen yabancı insanlara zarar vermeye başlamışlar. Ve filmde bahsettiğimiz yıla döndüğümüzde yani 1969'da insanlar henüz bunun tam idrakında değillerdi. Doktor Sayer çeşitli ilaç araştırmalarına başladı ve Parkinson hastalığı için geliştirilen yeni bir ilaç tedavisinin sempozyumuna katıldı. Karşısında kendini beğenmiş bir tavır takılmış bir kimyager buldu ne yazık ki. Sorularının cevaplarını net şekilde alamasa da bu ikilinin arasında geçen diyalog beni oldukça düşünmeye sevk etti. Dr. Sayer Parkinson ilacının ensefalit hastaları için kullanılmasında sakınca olur mu diye soruyor. Ve aldığı cevap ben bir kimyagerim sen doktorsun ve zarar verip vermeyeceğine ben karar vermem diyor. Doktor Sayer ise pes etmiyor ve hastanedeki başhekime gidip denemek istediğini söylüyor. Bu sefer doktor zararın kendileri tarafından oluşmasını istemiyor ve kimyager yapsın diyor. Yani bu hastalar için kimse taşın altına elini koymuyor maalesef. Çekimsel kalmak iyi bir seçenek gibi görünüyor ve hatta onlara yaşam arzusunun tekrar verilmesi gibi bir seçeneğin mümkün olmadığı düşünülüyor. Ancak doktor Sayer ısrarcı tavrıyla en azından bir hasta üzerinde yasal izinlerle ilacı deneyebiliyor ve uzun dozaj uğraşlarıyla olumlu ilerlemeler kaydediyor. Hasta 30 yıl sonra uyanıyor koskoca 30 yıldan bahsediyoruz dile kolay. Adı Leonard. Yalnızca yaşlı bir ailesi kalmış geriye. Hastalığı başladığında yalnızca elini kullanamazken sonrasında tamamen katatonik bir hal almış ve artık hastanede annesinin de desteğiyle sadece yaşamsal faaliyetlerini sürdürebiliyordu. Yetişkin bir bebek gibi aslında doğru bir benzetme yapacak olursak en yakın ifade bu olabilir. Henüz yüzünü görmemiş ve her şeyin eskisi gibi olduğunu düşünürken Doktor Sayer'ın çektiği fotoğraf ve ardından aynaya bakması üzerine içinde bir burukluk, belki de bir hayal kırıklığı oluştu. Geçmişine duyduğu özlem, üstelik kaçırdığı bir 30 yıl silsilesi de vardı. Kabul etmesi oldukça güç, hayal etmesi ise imkansıza yakın gerçekler. 70'li yıllarda zirve yapmış rock'ın roll'la tanışması onu güldürüyordu mesela. Denizde yüzmüyor, adeta hayatı yakalamak, avcunun içinde sıkı sıkı tutmak istercesine denizde yürüyordu. Gözümün önünden gitmeyen bir sahne var. Dışarıda keşif yapmak için hastaneden çıkarken merdivenlerden küçük bir kız çocuğu adımlayarak çıkmaya çalışıyordu yukarı yani geleceğe doğru. Kendisi ise merdivenlerden tıpkı o küçük kız çocuğu gibi adımlayarak iniyordu aşağı yani geçmişe doğru. Yönetmen hangi motiflerle, hangi niyetlerle bu sahneyi çekti bilmiyorum ama bende uyandırdığı izlenimi ancak bu şekilde yorumlayabilirim. Kendi bakış açımdan oldukça etkileyici ve derin bir sahne olduğunu da söyleyebilirim. Sanki merdivenin ortasında yaşlara eşitleniyordu. Normal yaşantı akışında bizler anı ve geleceği yakalamaya çalışırken Leonard tüm zamanlara yetişmeye çalışıyor ancak en çok da geçmişi yakalamaya çalışıyordu. Leonard'ın içinde bulunduğu durumda tüm bunları anlayabilmek biraz daha kolay olacaktır. Peki çoğumuzda neden bu his var hiç düşündünüz mü? Neden geçmişe dönmek isteriz? Aslına bakarsanız bunun da bir çeşit bilimsel bir temeli var. Nostalji kelimesi üzerinden etimolojik olarak çıkalım yola. İlk kez 1688 yılında İsviçreli bir psikolog olan Johannes Hofer meydana getirilen bir sözcük nostalji kendisi tarafından meydana getirilen. Dil kökenini Yunanca'dan alıyor. Nostos yani eve dönüş ve algos yani acı anlamını taşıyan İki kelimeden oluşturulan birleşik bir kelime. Eve dönüş ve acı. Duyduğumuz o derin hissiyatın karşılığını tam manasıyla geçiren bir kelime buluşu. Her ne kadar biraz romantik, biraz da huzurlu bir karşılığı olsa da geçmişte işler pek de öyle değildi. 17. yüzyılda nostalji kelimesi yurt özlemi çeken insanlar için kullanılıyordu ve bunun bir tür hastalık olduğu söyleniyordu. Yanlış duymadınız evet bir hastalık. Peki Nasıl bir hastalık olabilir ki bu? Biz huzur hissederken 17. yüzyıl insanları ne yaşamış olabilirdi? Böyle bir çağrışımla sınırlandırılmış olabilir nostalji kelimesi. Buna dair bir hikaye var. Şimdi size onu anlatacağım. O dönemde İsviçre'de paralı asker olarak görev yapan insanlar bazı sorunlar yaşamaya başlamış. Bunlar insomnia yani uykusuzluk, ritim bozukluğu, yorgunluk, hazımsızlık belirtileri olan hastalıklarmış ve gittikçe durumları da kötüleşiyormuş aslında. Bakıldığında bu belirtiler her ne kadar depresyona işaret etse de bu hastalıktan muzdarip olan kişi sayısı çok daha hızlı bir ivmede ilerlemeye başlamış. Ve o kadar kötüleşiyorlarmış ki işlerini yapamaz hale geliyorlarmış. Yaşanan bu durumun altında yatan başka sebepler varmış elbette. Çünkü kimse birden depresyon belirtileri yaşamaya başlamaz değil mi? Hem de tek bir kişiden bahsetmiyoruz, bir topluluktan bahsediyoruz. O dönemde henüz tıp öğrencisiyken Johann Sofer bu duruma oldukça ilgiyle yaklaşmış. Yaptığı incelemeler, araştırmalar meyvesini vermiş sonunda. Ve askerlerin içinde bulunduğu bu durumun fiziki kaynaklı değil, psikolojik olduğu kanısına varmış. Evini, yurdunu, eşini, çocuğunu, anne babasını belki de sıcacık yatağına hasret duyan bu askerler özlemden kaynaklı bu semptomları göstermeye başlamış esasen. İsviçre hastalığı olarak da adlandırılıyor bu durum ve yaşanan bu durum askerleri ehil olmaktan çıkardığı için de bazı önlemler alınmaya başlamış. Onlara evini, yurdunu hatırlatan her şey teker teker yasaklanmaya başlamış. Düşününce içler acısı bir durum olmalı. Çünkü 18. yüzyıla doğruysa yaşanan bu semptomlar bir önceki yüzyıla benzerlik gösteriyordu. Tedavi olaraksa askerleri evlerine, vatanlarına geri göndermek oldu ancak bu da kalıcı bir sonuç vermiyor ve hastalık artık filozoflara, şairlere geçiyordu. Nostaljiye dair pek çok şey söylendi bugüne kadar. Bazı psikologlarsa insanın anne karnındaki cenin haline dönmek arzusundan kaynaklandığını söylüyor. Ya da erken çocukluk dönemlerini sağlıklı bir şekilde atlatamadıysa bir kişi yetişkinlik döneminde aşılması zor ama imkansız olmayan engellerle karşılaşabiliyor. Nostalji kelimesi daha sonra tüm Avrupa'ya yayılarak günümüze kadar ulaşmış oldu. Zaman içinde kelime anlamı daha çok genişleyerek zihinlerde olumlu çağrışımlara kapılar açan içsel huzuru da anımsatan yüzümüze tebessüm olan bir kelime oldu hatta nostalji değil mi? Nostalji herkes için farklı kavramlar, farklı çağrışımlar yapıyor elbette. Yakın zamanda okuduğum bir kitaptan bahsetmek istiyorum size. Markus Zusak'ın Kilden Köprü adlı kitabı. Burada beş kardeşin hikayesi anlatılıyor ve kitap aslında geçmişte yaşıyor bir nevi. Her şeyin son bulduğu ve kardeşlerden birinin cesaret bulup kalemi eline aldığı bir roman. Stalin'in soğuk heykellerinden kaçmış bir anne ile Avustralya'da yaşayan bir babanın beş çocuğu. Hepsi de erkek. Anne babaları artık yanlarında değil ve birlikte oldukları zamana duydukları o acı nostaljiyi tam anlamıyla yaşayan gencecik hayatlar. Yaşadıkları şeylerle beraber öfkeleriyle cevap veriyorlar yaşamı aslında. Bakın burada da nostalji olumsuz bir çağrışım yapmış oldu mesela değil mi? İşte aynen bu şekilde yaşam serüvenimize devam ederken edindiğimiz tecrübeler ve yaşantılarla paralel olarak öznel şekilde kelimenin içini dolduruyoruz her birimiz. Merak ediyorum sizin için nostalji ne demek? En çok neye özlem duyuyorsunuz? Cevaplarınızı merakla bekleyeceğim çünkü benim için nostalji Zeki Müren'in kimseye etmem şikayetini ya da Tatyos Efendi'nin Gamze'deyim deva bulmamı tekrar tekrar dinlemek, yağmur yağdıktan sonra toprağı koklamak. Çünkü geçmiş en çok da kokularda saklıdır. Unutmayın. Cevabınız her ne olursa olsun hepsi biricik ve sadece size ait acı tatlı anılar ve her biri çok kıymetli. Sizi şu anda olduğunuz kişi yapan biricik anılar size iyi geldiğini düşünüyorsanız onlara sıkı sıkı tutunun. Ancak anınızı da ihmal etmeyerek geleceğinizi inşa etmeye devam edin. Bir sonraki bölümde buluşana dek hoşçakalın.